Türkiye'mizin paralarını en çok hoşuma giden kısım, paraların o arka kısmında bulunan tarihe ve sanata bakan bir takım resimler. Mesela eski paralarımızda Mevlana vardı, Mehmet Akif Ersoy vardı, Fatih Sultan Mehmet vardı. Yani resimdeki paralardan yola çıkarak insanlara bir kültürü, bir sanatı, bir akımı anlatmak çok etkili oluyor. Çünkü o para her zaman ellerinin değdiği bir yerde. Yani öğrenmenin metodu, bilime dokunmak, sanata dokunmak. Onun için paraları önemsiyorum ve paraların üzerinde insanımızın bilmesi gereken detayların daha da çoğaltılması gerektiğinin arkasındayım açıkçası. En sevdiğim şair Mehmet Akif, bir abide Fatih Sultan Mehmet, hayranım dedi Sinan, bir de Mevlana. Rahmetli Barış Manço 1988'de Anahtar adlı parçasında da paralarımızın arkasında yer alan şahsiyetlerin önemine değinir. Bununla ilgili Fransa'da bir televizyon programında şöyle bir olay yaşar. Ben bu olayı 1990 yılında Denizli konserine Barış Manço'nun kendisinden dinledim. 1990. Olayın özeti, Barış Manço Fransa'da bir televizyon programına konuk, bir canlı yayına. Oradaki spiker Türklere karşı ön yargılı ve o bildik suçlamayı tekrarlıyor. İşte siz barbarsınız demeye getiriyor. O programda full aksesuar Manço 88 sahibinden ihtiyaçtan albümünde yer alan Anahtar şarkısını söylüyor. Anahtar şarkısının sözlerinin bir kısmında 5 Akif bir Mevlana, 2 Mevlana bir Sinan şeklinde sözler geçiyor. Oradaki Mevlana, Sinan o dönemdeki Türk paralarında olan kişilerin fotoğrafları, onların adları. Vefatından sadece birkaç ay önce Barış Manço bu anısını bir kez de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde katıldığı programda dile getirir. Fransız televizyonu canlı yayında ben de şak diye paraları koydum ortaya. Bak bunlar bizim paralarımız. İşte Mehmet Akif şair. Öbür üniversite kapısı. Fatih. Tabii herkese her gün hata yapar. Komutanı var Fatih. Burada Mevlana ve Mimar Sinan var. Bunlar mimar, düşünür, şair, üniversite kapısı. Hadi öbürü de bizim için çağ açan falan filan bir sultan. Sizin paranızda ne var dedim. Generaller var onlar paralarında. Komutanlar var, krallar var. Bak bize ne var? Kredi kestirdiler fazla. Kes 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 falan kredi kestirdiler. Dedim ki kesmeyin, kesmeyin. Hani biz barbarız ya. Ama bizim her gün kullandığımız paranın üzerinde şairler, mimarlar, bak neler var. Sizde komutan var ama sizde öyle yok, yok sizde onlar falan diye. Ve çok güzel konuştular. Bu üniversite söyleşisinde bu durumu dile getiriyor. Ben saçının teli kadar kitap okumuş bir insan olarak bazı tarihi bilgilere vakıfım diyor. Ve Türkiye ile Fransa ilişkilerinde bu demin söylemiş olduğum röportajda bir mukayese ediyor. Aslına bakarsanız bir sanatçının ülkesini ne derece doğru temsil edebileceğinin bir örneğidir. Fransız televizyonunda verdiği cevap ve ardından ısrarla Fransa Devlet Başkanı ile görüşmek istemesi. En sevdiğim şair Mehmet Akif, bir abide Fatih Sultan Mehmet, hayranım dedi Sinan.